Yeni bir mecradan merhabalar. Doktor Rıdvan Turan, HDP Mersin Milletvekili ve Tarım Komisyonu Sözcüsü ile birlikteyiz. Tarımı, çiftçiyi konuşacağız. Çiftçiler günüydü dün. Çiftçiler pek çok sorun yaşıyor. En can alıcı sorun, en kavuran şey iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık. Kuraklık çiftçiyi perişan etmiş durumda. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Efendim Bey. Evet, çiftçinin kuraklıkla mücadelesinde yalnız mı, durumu nedir? Oradan başlamak isterdim. Aslında ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Bu hem dünya için geçerli hem Türkiye için. Fakat bizim şöyle bir olumsuz manada artımız var. Türkiye'de bir su politikası yok. Kuraklığa ilişkin neyin yapılması gerektiğini anlatacak bir master plan ne yazık ki yok. Bunu defalarca konuşmuş olmamıza ve öneriler getirmiş olmamıza rağmen iktidarın böyle bir önceliği yok. Aslında zannediliyor ki Türkiye su açısından çok zengin bir ülke. O nedenle böyle rahatlıkla su havzalarını kirletebiliyoruz. Şimdi yeni bir araştırma önergesi yazıyoruz. Türkiye'deki akarsularındaki kirlilik oranlarının araştırılması. Çünkü ben daha önce bu konuda bir çalışma yapmıştım. Türkiye'de akarsularda hemen hiçbirinin temiz olmadığını, sanayi atıklarının buraya atıldığını öğrendim. Son derece korkunç bir şey. Sakarya Nehri doğduğunda içilebilecek kalitede su varken 2 kilometre sonra kurbağa bile üremeyecek hale getiriliyor ne yazık ki. Buna benzer çok fazla şey var. Ya buradan anlatmaya çalıştığım bir su politikası yok. Tarımda kullanılacak olan suyun hangi biçimde kullanılması gerektiğine ilişkin, yeraltı sulama sistemlerine ilişkin, damlama sistemlerine ilişkin yeterli destekler ne yazık ki yok. Düşünün, aslında Türkiye coğrafyası hani hep söylenir son derece eşsiz mikro klimaların olduğu farklı iklim biçimlerinin yaşandığı bir şeydir. Doğrudur. Buna ek olarak aynı zamanda çok önemli su kaynaklarımız var. Düşünün ki Konya bölgesi bir yeraltı denizine sahipti. Yani Toroslardan yağan yağmurlar yer altındaki akiferleri dolduruyordu. Ve bu gerçek manada Orta Anadolu'da bir yeraltı denizi vardı. Burada yapılan tarımsal faaliyetin bir disiplinden, bir planlamadan uzak olması sebebiyle ilk başlarda 7-8 metreden çıkan sular şimdi 200-250 metre sondajlarla çıkartılmaya çalışılıyor. Ve suyun boşalması sebebiyle de sıklıkla obruklar meydana geliyor. Kürtillerin durum bundan çok daha vahim. Pek çok önemli akarsuyun kaynağı orası olduğu halde çok tuhaf yani ironik mi diyeyim ne diyeyim aslında tabii sömürgeci politikaların doğal devamı bu. Su oradan çıktığı halde oradaki çiftçi bu suya ulaşamıyor ve tarlasını sürmek için kendi tarlasına vurduğu artezyenlerden su elde etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de DEDAŞ gibi orada derebeyliğini ilan etmiş, hiçbir yasal yaptırıma tabi olmayan, tam tersine çiftçinin ensesinde boza pişiren elektrik şirketlerine de inanılmaz rakamlar ödemek zorunda kalıyor. Ödenmediğinde de elektriği kesiliyor. Yani düşünün ki hem suyun hem elektriğin merkezi oralar, işte Keban'dır, Atatürk'tür, Kral Kızı'dır, şudur budur, bu tür büyük barajlar oralarda. Ama bunlardan faydalanmaya geldiğinde bu insanlara bu fayda sağlanmıyor. Yağış rejimi açısından hala iyi sayılabilecek olan Karadeniz bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yapılan çok sayıda HES'le birlikte bölgenin su rejimi kökten değiştirilmiş durumda. Derelerin artık akmadığı, kuraklığın baş gösterdiği bir durumla karşı karşıyayız. Bir araştırma şöyle söylüyor. Önümüzdeki 20 ila 30 yıl arasında Akdeniz iklimi çölleşecek.
Buna karşılık olarak Karadeniz iklimi de Akdeniz iklimine dönüşecek. Bu çok öngörülebilir. Yani 25-30 yıl nedir şurada? İnsan hayatının küçük bir kısmı aslında bakarsanız. İnanılmaz kötücül bir senaryo, bir distopya. Fakat bunun böyle olmasını engelleyecek hiçbir önlem yok. Yani böyleyse mesela buna ilişkin plan yaparsınız ve dersiniz ki ya bu Karadeniz bölgesindeki dereleri güçlendirmek lazım, bitki örtüsünü arttırmak lazım. Şimdi oraya gidip de taş bugün kazanacağın 3 kuruş para için birilerini biraz daha zengin etmek için taş ocağı açmanın ne türden bir mantığı var? Bir başka problem, böyle Türkiye'yi dolaşıyoruz şu anda. Bir başka problem, Kanal İstanbul faciası ile ortaya çıkacak olan Trakya bölgesindeki su rejiminde geri dönülmez hasarların açılması sorunu. O nasıl olacak? Yani 45 kilometre uzunluğunda, 40 metre, 50 metre derinliğinde bir ne diyelim bir yarma ile o bölgeyi kestiğiniz zaman akiferlerin yani yer altındaki tatlı su göllerinin kısa süre içerisinde tuzlanacağını öngörmek için böyle oşinograf falan olmaya gerek yok. Ortalama bir zekada herkes bunu tahmin eder. Yani akiferlerin deniz suyu şeylere mi katılır? Tabii. Geçer. Bunlar çok önemli şeyler. Istırancalardan süzülerek gelen çok kaliteli, çok önemli yağmur suları Trakya havzasında yer altındaki yeraltı göllerin akiferleri dolduruyor. Bunun tarım açısından inanılmaz büyük bir önemi var. Şimdi siz akiferlerin doğal yapısını parçaladığınızda deniz suyu oralara hücum edecek ve oradaki tatlı suyu yok edecek. Bir süre sonra Trakya'da tarım ortadan kalkmaya başlayacak. Ve en önemlisi yani İstanbul'un da içme suyu açısından önemli olan ıstıranca akifer sisteminin Trakya boyunca uzanan yer altındaki bu akifer sisteminin bir daha onarılmaz biçimde yani trilyon dolarları dökseniz bir daha onarılmaz biçimde ortadan kalkacağını bilimsel araştırmalar söylüyor. Keza yine bu su rejimiyle direkt ilişkili bir biçimde Karadeniz'den Akdeniz'e meydana gelecek ters akıntı ile birlikte Marmara'ya gelecek ters akıntı ile birlikte Marmara'da hidrojen sülfür gazının oluşması, buradaki bataklık ve kokuşmuş nebatatın etrafa yaşanmayacak bir ortam sağlaması, bunlar hepsi öngörülebilir şeyler. Yani uzun lafın kısası aslında söylemek istediğim şey şu, bir su rejimi yok. Bakın göller bölgesi derdik, bizim çocukluğumuzda haritanın o bölgesinde çok güzel göller, gölcükler vardı. Şimdi devasa boyutta göller, mesela Akşehir Gölü bitmiş durumda. Beyşehir Gölü'nün su miktarı son derece azalmış durumda. Böyle uçakla Türkiye'yi tepeden izlediğinizde bir yerden bir yere giderken çok sayıda kurumuş göl havzasını görüyorsunuz. İşin kötü tarafı şu bir de İrfan Bey. Şimdi zannediliyor ki buralar düz araziler, burada tarım yapılır. Bütün atıklarımızı göllere akarsu attığımız için şimdi kuruyan göllerin zemininde o kentsel ve endüstriyel atıkların önemli bir tabaka teşkil ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradan meydana gelen kuruma tozların, rüzgarın etkisiyle kentlerin üzerine tekrar gidiyor. Buraya tarım yapsanız ürün alamıyorsunuz. Öyle bıraksanız sağlığa zararlı. Yani kendi elimizi zayıflatmak için insan soyu olarak kapitalizmle birlikte tabii ki öyle akıl almaz işler yaptık ki işte şu anda Türkiye korkunç bir sürecin eşiğine geldi. Bu kadar karamsar bir tablo var sizin anlattığınız ama bir de bugün hemen 2-3 ay içerisinde bir ay sonra ürünler kaldırılacak. İşte Kilis, Antep, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak gibi buğdayın deposu olarak kabul edilen bu bölgelerde tarımın %80'inin, daha doğrusu ürünün %80'inin yok olacağı, kaldırılamayacağı söyleniyor.
Bu hükümet tarafından görülüyor mu? Çiftçinin bu isyanı, bu sesi duyuluyor mu? Yani oradan anlamazsa 1600 liraya tonu Türkiye'den kendi ürettiğimiz buğdayı biliyorsunuz bakanlık almıştı. Bir süre sonra buğday alımlarını kapatıp 2500 liradan dışarıdan ithal etmeye başladı. Ben zaten param var ki ithal ediyoruz bakanlığı diyorum Tarım Bakanlığı'na. Ya onların bizim kaygılarımız gibi bir kaygısı yok. Biz kendi kaygılarımızın doğrultusunda kendi durduğumuz yerden ya bu nasıl akılsız ya bir şey falan diyoruz. Onlar bir başka alemde yaşıyorlar. Onların anlam dünyası, kavramsal dünyasıyla bizim aramızda çok şey var. Devasa farklar var. O sebeple o diyor ki yani burada böyle olursa ne yapacağım? Ben zaten bunlara daha az para ödemiş olacağım. Onun üzerine biraz daha katıp gideceğim Ukrayna'dan, Rusya'dan, Fransa'dan buğday ithal edeceğim diyor. Yani bu kafa olduğu sürece zaten onlarla anlaşabilme şansımız, ihtimalimiz olmuyor. Diğer tarafta da Türkiye'nin düzelme ihtimali olmuyor. Bakın çok basit bir örnek vereceğim şimdi. Su kaynaklarını konuşuyoruz. Su kaynakları, su varlığı bir tartışma konusu. Biz özellikle şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bak bunlara kaynak demeyin. Bunlara kaynak dediğiniz zaman kaynak kavramı harcamayı, tüketmeyi temel alan bir kavramdır. Bunlara varlık deyin. Varlık dediğiniz zaman muhafaza etmeyi, korumayı, sonraki kuşaklara bırakmayı, ekolojiyle iç içe olmayı, agroekolojik bir tarım politikası izlemeyi gerektirir. Ben mesela komisyon toplantılarında sıklıkla bunu söylüyorum onlara. Neyden ne kadar anlıyorlar çok fazla bilmiyorum ama bu kavramsal fark gibi görünen şey aslında bütün yaşama bakışımızla ilişkili. O onu kaynak olarak gördüğü için mesela Karadeniz deresinin önüne bent koysam nasıl buradan elektrik sağlarım? Orada dereler akacağını buraya taş ocağı yapsam buradan ne tür kar elde ederim? İşte az önce ifade ettiğiniz ürünün tarlada kalması, rekoltenin düşmesi karşısında ya böyle de olur ne yapalım? Bunu çözecek önlemler yapacağımıza gider başka yerden ithal ederiz düşüncesi hep bu işte bu meseleleri kaynak olarak görmekten doğuyor. Bunlar kaynak değil, bunlar bizim varlığımız ve daha önemlisi ortak varlığımız. Yani sen kaynak dediğinde bunu 3-5 şirketin sultasına teslim etmiş oluyorsun ettikleri gibi. Yüzlerce yıldır köyün su içtiği yere köylüler bir sabah gidiyorlar bakıyorlar ki konteynerler gelmiş. Bir acayip adamlar dolaşıyor. Diyorlar ya ne işiniz var ne yapıyorsunuz? Biz bu köyün suyunu satın aldık. Ula kardeşim nereden satın aldınız? Kim verdi bunu size? Yani düşünsenize. Bunlar hep işte o varlık olarak değil, kaynak olarak görmenin sonucunda. Böyle çok sayıda köy var Türkiye'de. Yüzlerce yıldır köyün içme suyunun geldiği yerlere köyün hiçbir şeyden haberi yok yani. Devlet vermiş onları, uygun görmüş, gidin demiş oradan suyu paketleyin, büyük kentlerde onu satın. Şimdi bu aslında bir kapitalist barbarlık çağı diye ifade ediyorum ben. Ona geldik. İnsan türü bu şekilde dünyada daha fazla varlığını sürdüremez. Bu iş bitti. Bu iş bitti. O nedenle sosyalizm, yani ben bir sosyalizm bunu siyasi manada söylemiyorum ama ekolojiyle, tüm dünyayla, dünyadaki varlıklarla barışık bir yeni uygarlık ya da yeni yaşam biçimine ihtiyacımız var. Yani onu bir siyasi öge olarak tek başına söylemiyorum. Çünkü bu zamana kadar bu çağdaş uygarlık diye tırnak içinde ifade ettiğimiz şey özellikle 1900'lerin başından bu zamana kadar fosil yakıtların olağanüstü biçimde tüketilmesiyle birlikte işte daha öncesinden başlayan yeşil devrimle tarımda gübrelerin, suni gübrelerin yoğun olarak kullanılmasıyla birlikte bir noktaya geldik, takıldık. Yani buradan ilerisi yok. Ya kendi türümüzü yok edeceğiz ki atılan adımlar tam da kapitalizm sayesinde böyle ya da diyeceğiz ki ya şu
korona pandemisi bile neler gösteriyor bize? Ya da diyeceğiz ki ya bu olmuyor. Bunun yerine insanın, doğanın hegemonu, doğanın efendisi olduğu temel felsefesine dayalı olmayan, doğadaki börtü böcekle, ne bileyim, kurbağayla, tosbağayla eşit hakka ve hukuka sahip olan bir tür olarak insanı gören, yani doğada demokrasiyi temel olan bir anlayış ikame edeceğiz. Bu olmadığı sürece yani gelecek günler çok kötü. Evet, çok önemli bir perspektif çizdiniz. Çok önemli hususlara değindiniz. Ben yeniden daha güncel bir politikaya dönmek istiyorum. Çiftçiyi korumaya dönük bir politika güdülmesi gerekiyor. Bu konuda çiftçinin desteklenmesi gerektiği yönünde yasal düzenlemeler var. Çiftçi bu desteği ne kadar alıyor? Çiftçi toprakla olan bağı ne durumda? Ona ilişkin gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz? Yani bu ilişki baştan sakat bir ilişki. Zaten yani birisi üretim yapıyor, başkaları bunun üzerinden büyük paralar kazanıyor. Bunun sonucunda işte bir devlet mekanizması var. Devletin çiftçiyle olan ilişkisini biraz daha düzelteceği, çiftçiyi tekin konularda destekleyeceği temel fikriyatına sahip tarım politikasının da ben artık sona geldiğini düşünüyorum. Tarım politikası antikapitalist olmak zorunda. Ya bunun özellikle altını çiziyorum. HDP olarak biz böyle bir tarım politikası yapmaya çalıştık. Bunu şundan söylüyorum. Ya şimdi girdi fiyatları yüksek. Ondan sonra destekler zayıf. 2006 yılında hep söylenir, artık dile pelesenk olmuş. AKP'nin kendi tarım kanunu kendi çıkartmıştı. Tarım kanununda her yıl gayri safi milli hasılanın %1'i oranında çiftçiye destek sunulacak diye bir şey vardır. Bu bir türlü olmaz ama. Yani mesele bunun olup olmaması da değil artık. Dün belki mesele oydu. Şimdi sorunlar daha da boyutlandığı için bu devede kulak hale geldi. Ama yine de savunuyor muyuz? Evet, yani devlet taahhüt ettiği destekleri sunmalı. Şimdi bu destekler deniyor ki işte bakanlık yetkilileri diyorlar ki, bakan diyor ki ya biz bunları veriyoruz. Nasıl veriyorsunuz? İşte biz mazotta destek sunmuşuz, gübrede destek sunmuşuz. Ya bunları ucuca ekleyerek aslında nakden ve ürün tarladan kalkmadan beşer yıllık planlamalar doğrultusunda verilmesi gereken desteği devletin verdiği destekçikler ucuca eklenerek verdiklerini söylüyorlar. Bu acayip bir vehim. Yani böyle bir gerçeklik yok. Zaten desteği vermenin mantığı da yanlış. Yani Türkiye'de bu zamana kadar destekler kimi zaman azaldı, kimi zaman kısmen arttı ama bir şekliyle ufak tefek bir şeyler oldu. Ama yani koskoca yasa var. Bu yasada söz konusu olan şeyler ne yazık ki uygulanmıyor. Peki sonuçta ne oluyor? Sonuçta şöyle bir şeye tekabül ediyor günün sonunda. Şimdi gıda egemenliği denen şey çok kıymetli bir şey. Aslında gıda egemenliği denen şey tam da o desteklerin bir tamam uygulandığı devletin çiftçiyi her açıdan sübvanse ettiği, uluslararası tarım tekerleri karşısında bir regülatör mekanizma olarak işlev gördüğü bir şey anlatıyor. Yani şimdi durum ne? Çiftçi aynen borsa oyuncusu gibi bakıyor. Diyor ki kardeşim diyor, bu geçen sene işte salatalık ya da soğan para etti. Ben önümüzdeki sene soğan ekeyim. Şimdi herkes böyle düşündüğü için önümüzdeki sene bir soğan ekiliyor. Bu defa soğan para etmez hale geliyor. Şimdi çiftçi borsa oyuncusu değil. Anlatabiliyor muyum? Yani çiftçi bir planlama doğrultusunda o ülkenin tabii bu çiftçi kurumlarıyla birlikte devletin yapacağı bir planlamadan bahsediyorum. Yani düşünün ki Türkiye'de yaygın kooperatifler ağı olmalı. Bunlar devlet yetkilileriyle oturmalı.
ülkenin ihtiyacı ne kadar soğandır, ne kadar domatestir, ne kadar ne ihraç edecek. Bak bunların hepsi planlanabilir, çok basit şeyler. Bu planlama yapıldıktan sonra bunlara uygun desteklerin zamanından çok önce sağlanabilmesi gerekiyor. Bizde ise devlet aradan çekilmiş durumda. Çiftçinin bir gözü televizyonda, bir eli cep telefonunda, İstanbul'da şu ürün kaç para, bilmem nerede kaç para. Yani aslında uluslararası fiyat belirleme kurumlarıyla, tekellerle, çok uluslu şirketlerle çiftçi karşı karşıya ve yalnız başına kalmış durumda. O sebeple diyorum ki gıda egemenliği denen şey aslında çiftçinin ne ekeceğini, nasıl ekeceğini, ne zaman ekeceğini, ekerken hangi girdileri kullanacağına kendisinin karar vermesini temel alır. Bu olmadığı koşullarda çiftçi ancak ve ancak tarla bekçisidir. Niye tarla bekçisidir? Çünkü neyi, nasıl ekeceğini, hangi girdiyi kullanacağına, kaç liradan kullanacağına, ot ilacını, o markayı mı, bu markayı mı atacağına karar verenler uluslararası tarım tekelleri. Ve onun işte Tarım Bakanı gibi danışmanlıklarını yapmış elemanları. Şimdi bunlardan Allah rızası için hayırlı bir şey çıkar mı ya? Bu adam zaten bu tekellerin danışmanlıklarını yapmış. Daha çok para kazansınlar diye uğraşmış. Yani çiftçi burada tarla bekçisine dönüşmüş. İnisiyatif ortadan kalkmış. Yaratıcı inisiyatif ortadan kalkmış. Oysa biz bilge köylü tarımı diye özellikle vurguladığımız bir şey var. Bilge köylü tarımı çiftçinin inisiyatifli olmasını temel alır. O inisiyatif de 3 günlük, 5 günlük bir geçmişten değil, binlerce yıldan beri bu coğrafyada hatta Neolitik'ten beri düşünün, insanların deneyimledikleri üzerinde biriktirdikleri son derece kıymetli bir bilgi birikiminin sonucudur. Bu bilgi birikimini kullandığı için çiftçi inisiyatif sahibidir, inisiyatif sahibi olmalıdır ve bu manayla tarla bekçisi değildir. Karar verendir. Havaya bakar, su rejimine bakar, ne bileyim börtü böceğin durumuna bakar, toprağın kalitesine bakar, ona göre karar verir. Bu İrfan Bey, yani o kadar kıymetli bir şeydir ki aslında. Fakat tabii bu tasfiye oldu. Yani binlerce yıl içerisinde oluşmuş olan bu bilgi birikimi Türkiye'de tasfiye oldu. Kentsel nüfus hızla artıyor. Kırsal iyice tasfiye oldu. Ve emperyalizm şu anda bizim gibi ülkelerin genetik havuzunu, genetik kodlarını toplamak için kurumlar kuruyor. Bir tanesi de hatta Ön Asya ülkelerinin gen havuzlarını aslında onlara tarımsal kredi veriyoruz adı altında. Oradaki gen bilgisini toplamak için merkezi İstanbul'da olan bir yapı kuruldu. Bu da Türkiye Parlamentosu'ndan bizim muhalefetimize rağmen geçti. Yani aslında bizim yapmadığımızı ve unuttuğumuzu onlar çok kıymetli bir varlık olarak alıyorlar. Bu bilgiyi depoluyorlar. Biliyorlar ki büyük mücadeleler önümüzdeki dönemde gıda üzerinden gerçekleşecek ve gıdaya ulaşım, gıda egemenliği, gıda güvenliği ve gıda güvencesi kavramları insanların dünyada var olup olmayacağını ya da ülkelerin galip olup olmayacağını belirleyecek şeyler. Böyle stratejik görüyorlar onu. Yani, biz de ise kardeşim. Bilgi depoluyorlar öyle mi? Gelecek tabii. Savaşta bilgi depoluyorlar. Tabii ki, tabii ki. Yani size ilginç bir şey söyleyeyim. Peki peynir çeşitliliği aslında hep Avrupa'daki ülkeler işte Fransa bilinir, Hollanda bilinir. Bunlardan aşağı kalmıyor. Bu bilgilerin tümünü bu ülkeler kendi ülkelerine götürmüş durumda. Ama çok ilginç, yani çok yurtsever peynir mayalarımız var. Oradaki her türlü endüstriyel çabaya rağmen kültüre alınamayan, mesela bizim obruk peynirini Fransızlar bir Roquefort şeyine benzeterek, peynir türüne benzeterek orada üretmeye çalıştılar ama bunu kültüre alamadılar. O yalnızca Anadolu'da olmaya devam ediyor. Yani diyeceğim şey, binlerce yıldan beri oluşturduğumuz, belki gözle görünmez, belki elle tutulmaz ama olağanüstü bir bilgi birikimini
şu anda biz kullanamıyoruz. El aleme de diyoruz ki gelin kardeşim biz kullanamıyoruz. Bizimkileri zaten biz şehirli yaptık. Şehirde inşaat işçisi yaptık bizim köyleri. Gelin siz kırsalımızı nasıl biliyorsanız o şekilde yapın diyoruz. Bir de bu işe uluslararası alanda da payan doluyoruz. Sayın Turan, bu tarımda ve ziraatta çiftçinin bir oyuncu olabilmesi için, bir aktör olabilmesi için, sözü geçen bir aktör olabilmesi için örgütlenebiliyor mu? Bunun önünde bir engel var mı? Ya da bu örgütlük ne durumda? İşte İrfan Bey, tam mesele bu. Yani çiftçinin çok fazla sorunu var mı? Var. İşte girdiler şöyle, fiyatlar böyle, kazancı az falan, tamam bunların hepsi sorun. Ama bence Türkiye'deki çiftçilerin temel sorunu örgüt sorunudur. Örgütlenme meselesidir. Siz örgütlü değilseniz gelir iki tane para sahibi, piyasayı istediği gibi belirler, ne bileyim sana ancak gönlünden ne kopuyorsa onun küçük bir kısmını verir. Bu hayatın her alanında böyle değil midir yani? İşçi sınıfı mücadelesi de böyledir. Şeyde köylük de böyledir. Örgütlü değiliz. 80'den bu yana kitlesel köylü örgütlülükleri tasfiye edildi. Şimdi yeniden bu alanda bir merak var. Ben bunu çok olumlu görüyorum. Ancak kooperatif kavramı, mesela ben köylülerle çok sık temas ediyorum, konuşuyorum. Kooperatif kavramı açıldığında ilk kurulan cümlelerden bir tanesi yaşadıkları bir kooperatif deneyiminde yaşanan üçkağıtçılıklar. İşte başkanın, yönetim kurulunun yaptığı üçkağıtçılıklardan bahsediliyor. Aslında haksız değil. Böyle bir hale getirilmiş durumdaydı. Şimdi hala yani 12 binden fazla Türkiye'de kooperatif var ama bunların gerçekten üretim açısından değerlendirildiğinde bir karşılığı neredeyse yok. O nedenle çiftçi mutlaka örgütlü olacak. Niye örgütlü olacak? Çünkü tek başına kalmamak için hem devlet hem de uluslararası tarım tekelleri, ki bunlar aynı yolun yolcusu, bunlar karşısında savunmasız kalmamak için gıda egemenliği çerçevesinde neyi nasıl ekeceğini kendisinin karar verebilmesi için mutlaka bu gerekli. Bunun önünde engel var mı? Var. Hem de nasıl engeller var? Bir defa kooperatifler çok önemli dedik. Kooperatif yasası diye 3 tane yasa var. 3 tane bakanlık var. Bakın, kooperatif, siz bir kooperatif kuracaksanız bu kuracağınız kooperatifin nasıl bir kooperatif olduğuna göre bir yasaya tabisiniz. Bir ana, evet, 163 sayılı kooperatifler yasası var. Ama yani mesela tarım satış kooperatifi kuracaksanız Tarım Bakanlığı'na değil, bu defa Ticaret Bakanlığı'na bağlısınız. İşte yapı kooperatifi kuracaksanız Şehircilik Bakanlığı'na bağlısınız. Ve mevzuat çok karışık. Biz dedik ki ya bu böyle olmaz. Bunların tümünü topladık. Bir yasa tasarısı haline çevirdik. Yani birkaç güne kadar bu araya tatil girdiğinden dolayı yapmadık ama birkaç güne kadar bunu meclis başkanlığına sunacağız. İkincisi kooperatifler... Yani çok özür dilerim, biraz açmak istiyorum. Yani bu kooperatiflerin tek bir yasa altında ve tek bir merkezde bürokrasisinin azaldığı bir mekanizma önereceksiniz. Doğru, doğru, ama şunlar da var. Bu tek bir bakanlık altında bir kooperatifler yasasıyla birlikte bu süreç yönetilecek ve finansal sorunlarda bir kooperatifler bankası vasıtasıyla sağlanacak. Ziraat Bankası'nın ne yaptığı ortada. Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiyi nasıl perişan ettiği ortada. Ziraat Bankası'yla çiftçinin ilişkisi kesilecek. Tarım kredi kooperatifleri bu kooperatifler bankasının altında yeniden yapılandırılacak. Ve bunların tümünün yönetimlerinde çiftçiler mutlaka belirleyici oranda yer alacak. Hatta ilk ve orta öğretime tarım ve kooperatif dersleri yeniden konulacak. Kooperatifler konulu üniversite fakülteleri, işte 2 yıllık ya da 4 yıllık fakülteler açılacak. Kooperatifler fakültesi olacak. Çünkü ciddi bir insan problemimiz de var. Yani yetişmiş insan sorunu var. Dolayısıyla bu ana taslakla birlikte Türkiye'de çiftçilerin kooperatifler çerçevesinde örgütlenmesi kolaylaşacak. Örneğin
biz çiftçiye diyeceğiz ki kardeşim şu destekler senin ancak ve ancak kooperatifler biçiminde örgütlenmenle mümkündür. Yani onu özendirici şeyleri de destekleri de örgütlenmesi için seferber edeceğiz, imkan dahilinde tutacağız. Bu İrfan Bey şu ana kadar yapılmış olan en demokratik ve ilerici niteliğe sahip çerçeve. Bunu tarımda devrim beraberinde getirir muhtemelen. Evet, bunu sağladıktan sonra zaten hiç korkmayın. Yani çiftçi tarla bekçisi olmaktan kurtulduğunda, kendi kararını kendi verdiğinde, bakın görün Türkiye'de yok kendimize yetiyor muyuz, yetmiyor muyuz? Kırsal nüfus tasfiye oluyor mu, olmuyor mu? Girdi fiyatları şöyle mi? Bu tartışmalar tarihte kalacak. Ama temel mesele bu. Onların da yapmak istemedikleri şey tabii ki bu. Yani kendi karşılarında örgütlü bir kesimin, örgütlü bir toplumun bulunmasını istemiyorlar. Yapmama sebepleri bu. Bu elbette bir yasa tasarısı olarak sunduktan sonra kabul edileceğini falan düşünmüyoruz. Ama hiç önemli değil. Şu anda Türkiye'de çiftçiler arasında da kooperatiflere yönelik, beyaz yakalılar arasında da hatta kooperatiflere yönelik ciddi bir ilgi var. Bu ilgiyi daha örgütlü hale getirmek lazım. Bugün olmasa da bu önünde sonunda olacak. Yani Türkiye tarımını biz yeniden örgütleyeceğiz, yeniden organize edeceğiz ve bunun yönetiminde de esas olarak çiftçiler söz sahibi olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.